bizim namazlarımız niye bizim hayatlarımızda sıkıntı? Çünkü biz namazlarda dua etmesini bilmiyoruz. Yani namaza durduğumuz zaman bütün acziyetimizle beraber alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin önünde boynu bükük bir şekilde ona sıkıntılarımızı ve isteklerimizi dile getirmeyi bilmiyoruz. Biliyor musunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı niye çok seviyordu? Şundan dolayı. Mesela düşünün, bir örnek verdim, onu yenileyeceğim tekrardan. Canınız sıkıldığı zaman çok böyle bunalırsınız, sıkılırsınız. Sevdiğiniz bir arkadaşınızla yan yana gelirsiniz. Yarım saat 45 dakika sohbet edersiniz. Daha sonra dersiniz ya sabah bende çok ciddi bir sıkıntı vardı. Fakat akşam oldu, bu sıkıntım geçti gitti. Sebep? Sebep çünkü probleminizi biriyle paylaştığınızdan dolayı. Bakın burayı iyi düşünün. Karşımızdaki insan bizim gibi aciz. Karşımızdaki insanın bizim isteklerimize icabet etme gibi bir gücü yok. Karşımızdaki insan bizim sıkıntılarımızı bir gün bizim yüzümüze vurup bize minnet edebilir. Karşımızdaki insan yarın bir gün küstüğümüz zaman ona açtığımız dertlerimizi piyasada yayıp bizim yüzümüzü karartabilir. Buna rağmen bu kadar illetli olan bir insana derdimizi açtığımızda fıtraten rahatlıyoruz. Ya bir de alemlerin Rabbi olan Allah'a sıkıntılarımızı açtığımızda nasıl olacağını bir düşünsenize. Her istediğine icabet edecek olan bir Allah'tan bahsediyoruz. Senin sıkıntılarını işitmekten sıkılmayan, sen ona elini açtığın zaman bundan huzur duyan, bundan mutluluk duyan, bununla sevinen, bunlar hadislerde varit olan lafızlar. Bundan sevinen bir Allah'tan bahsediyoruz. Senin isteklerini yerine getirdiği en iyi sırdaş alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Sen ona nankörlük de etsen senin sırlarını yaymıyor. Senin sırlarını muhafaza ediyor. Böyle bir Allah var ve günde 5 defa bize kapısını açmış. 5 defa demiş gelin benim huzurumda ayakta durun. Bütün sıkıntılarınızı anlatın ve anlattığınız bir sıkıntının karşılıksız kalması mümkün değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Allah Azze ve Celle her dua edenin duasına 3 şeyden biriyle icabet eder. Yani sen namaza durdun. Mesela örnek verelim, sıkıntın ne? Namazlarından lezzet alamıyorsun. Namazların sana huzur vermiyor. Namazların sana yük gibi geliyor. Emin olun bundan daha büyük bir sıkıntı yoktur. Eğer kalp ölmemişse insan üzerine bundan daha büyük bir sıkıntının olmaması lazım. Namaza durdun. Secdeye kapandın. وَاَمَّ سُجُودُ فَاَكْسِرُوا فِيهِ الدُّعَى Secdeye kapandığınız zaman çokça dua edin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. فَقَمِنُوا لَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ Çünkü size duanıza icabet edilmeye en uygun olan an secde anıdır. Yapış secdeye, Şeyhülislam Ümit Eymiye'nin dediği gibi sür yüzünü toprağa. Ya Rabbi de, kalpler senin elinde. Namaz ibadetini emreden de sen, beni yaratan da sen, bana bu kalbi yerleştiren de sen. Yalnız bu kalp bu namazdan senin namaza koyduğun lezzeti almıyor. Ya Rabbi benim Davud'a demiri yumuşattığın gibi benim kalbimi namaza yumuşat. Ya Rabbi benden öncekilere merhamet edip onları kendine namazla yaklaştırdığın gibi beni bu namazla kendine yaklaştır. Ya Rabbi bu namazı peygamberimize göz aydınlığı kıldığın gibi bana bu namazı göz aydınlığı kıl diye. Başka bir sıkıntın mı var? Eşinle mi problem yaşıyorsun? Allah'ım bütün yaratıklarına rahmetinle muamele ettiğin gibi bu kadına da rahmetinle muamele et. Bunu uysal bir insan haline getir. Rızkında bir darlık mı var? Ya Rabbi rızkımı benim için fitne kılma. Rezzak olan sensin. Gece gündüz sana küfreden insanların dahi rızkını veriyorsun. Ben senin kulunum. Alnım senin önünde secdeye varıyor. Benim rızkımı da bana ver. Rızkımı benim için fitne kılma diye. Neyse problemimiz, neyse sıkıntımız, alemlerin Rabbi olan Allah'a açalım. Şimdi bir namaz kıldık, namazdan çıktık, rahatladık. Bir namaz kıldık, namazdan çıktık, rahatladık. Bir namaz kıldık, namazdan çıktık, rahatladık. Artık bu alışkanlık haline gelecek. Ha diyeceğiz. Demek ki bu namazı kıldığımız zaman bu namaz bizleri rahatlatıyor diyeceğiz. O zaman biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ بَادَرَ اِلَى السَّلَاةِ Canımız sıkıldığı anda hanım secdeyi sen namaz kılacağım deriz. Canımız sıkıldığı anda bir mescide kendimizi kapatıp namaza... أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا